Balıkesir'den hepinize sağlıklı günler diliyorum. Gerçekten de bu günlerde sağlığa çok ihtiyacımız var. Ege TV ekranlarında, Balıkesir'in meydanında, ekranda da gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'la birlikteyiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ramazan Bey. Hayırlı programlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, çok kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Neden? Bildiğiniz gibi dünden itibaren Ege TV Balıkesir'den yayınlar yapmaya başladı. Genel yayın yönetmeni Ege TV koordinatörümüz Adem Erdağ'ın gayretleriyle Balıkesir'de hepimizin yakinen tanıdığı güreş camiasında Balıkesir'de daha doğrusu yayıncılıkta benim gözümde bir numara Bülent Yağcı'nın temsilciliğinde, benim programlar koordinatörlüğümde ve birçok televizyonda kameraman, montajcı ve haber muhabiri olarak çalışan Fatih Rüzgar'la birlikte Balıkesir'de konuşlandık Sayın Başkanım. Bununla ilgili çok birkaç cümlenizi alayım. Hemen vakit kaybetmeden sorularıma başlayacağım. Buyurun. Evet, öncelikle Ege TV'ye teşekkür ediyoruz. Balıkesir'i de yayın bölgelerinden biri olarak tespit ettikleri için her ikiniz de, Bülent Bey de, siz de yıllarca bu işlere emek vermiş, duayen ve işini liyakatıyla, hakkıyla yapan insanlarsınız. Balıkesir'in böyle bir televizyon kazanmış olması bizi de memnun etti. Yatırım yapan Ege TV yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanım, başında hemen belirteyim. Bütün Balıkesir Dernek Başkanları, isim isim de verebilirim ama unutursam çok onlara karşı ayıp olur. Hepsi şu anda ekranda sizleri izliyorlar ve sizin ağzınızdan çıkacak bütün cümleleri takip ediyorlar. Kendi sayfalarında da şu anda paylaşıyorlar. Ben hemen sorularıma geçeceğim ama Sayın Başkanım, zamanımız sınırlı. Çok o açıdan zamanı ekonomik kullanma açısından ben de çok uzatmayacağım ama bir açıklama getirmek istiyorum, yapmak istiyorum. Şimdi birçok şey yapıldı. Koronavirüs bu salgın müddetince tedbirler alındı, birçok şey yapıldı. Siz bunları anlattınız, haberlerde yer aldı. Geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığımız o video konferansta da birçok şeyi dile getirdiniz. Ben bugüne kadar olanları sizden çok özet istiyorum. Çünkü önümüzde çok geniş bir daha da konuşacağımız meseleler var. 4 gün yasak, 23 Nisan var, Ramazan geliyor, oruç geliyor. Bunlarla ilgili tedbirler var. Onun için ben sözü uzatmadan hemen söylediğim doğrultuda devam edelim istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi Ramazan Bey, Balıkesir Türkiye'nin aslında en güzel coğrafyalarından Ege ile Marmara arasında Güney Marmara diye adlandırılan bir bölgede ve Balıkesir'in kendine güzel, has çok özellikleri var. Biz İstanbul'a, Kayseri'ye, Gaziantep'e göre şanslı bir iliz bu koronavirüs açısından. Neden? Çünkü 20 ilçemiz de bizim güçlü lokasyonlardan oluşuyor. Bir şehir Evet. merkezinde 1 milyon insan yaşamıyor. Yani korona ile mücadelemiz, diğer işlerde zorluklarımız çok fazla. Hizmet götürmede, asfalt atmada, yani sadece kırsal mahallelerimizde 5000 kilometre yolumuz var bizim. 960 tane kırsal köyümüz var, yani mahallemiz var. 20 ilçemiz var. 290 kilometre sahil şeridimiz var. Yaklaşık 130 bine yakın İkinci konut olarak kullanılan yazlık evlerimiz var bizim. Ve 1 milyon 260 bin nüfusumuz olmasına karşın sürekli yaşayan insan sayısı 2 milyonları bulduğu 6-7 ay ve 4 ayda yaklaşık 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapan yazlık dinlenme bölgesi, tarım bölgesi, turizm bölgesi, sanayi bölgesi, madencilik bölgesi. Baktığınız zaman coğrafyamızda Türkiye'nin dördüncü büyük yüz ölçümüne sahip iliyiz. Yani İstanbul'un 4 katı neredeyse büyüklüğe sahip bir iliz. Şimdi neler yaptınız derseniz, biz Vali Bey'in başkanlığında Hıfzı Sıha Kurulu'nda alınan bütün kararlara harfiyen uyduk ve sürdürülebilirliğini takip ettik.
Şimdi yerel bir belediye olarak 20 ilçe belediye başkanımızla beraber hemen bir araya geldik ve dedik ki bu bir yönetişim işi. Yani bir kişi her şeyi yapmaya kalktığında yapabileceği çok az şey var. Ama güç birliği, iş birliği yaparsak bunun siyaseti yok. Hep beraber hareket edelim. Bu noktada işi birinci sağlık açısından aldık. Yani virüsün bulaşmasını engelleyici tedbirler açısından başladık. İkincisi sosyal. Tabii ki çeşitli kısıtlamalar, farklı esnaf gruplarına, ailelere iş kısıtlamaları ve yasaklamalar geldi. Bunlardan doğabilecek sosyolojik olaylara nasıl tepki verebiliriz ve nasıl çözümün bir parçası olabiliriz? Üçüncüsü de ekonomik boyutu. After day dedikleri bir kavram var finansta. Bu da yani olan oldu, olduktan sonra yaralarımızı nasıl saracağız? Yani evet. İş olduktan sonraki süreç. Bunu da ekonomik olarak şu an neyi destekleyebiliriz? Ve bu iş bittikten sonra yaralarımızı bir an önce sarıp rekabetçi dünyanın içinde gelişen ve değişen bir şehir olarak kendimizi nasıl ön plana çıkartırabiliriz? Yani turizmdeki kayıplarımızı nasıl kapatabiliriz? Tarımda öne çıkmış varlıklarımızı nasıl devam ettirebiliriz? Sanayimizi nasıl destekleyebiliriz? Bu noktada siz de biliyorsunuz çok güzel kararlar aldık. Esnaflarımızla beraber hareket ediyoruz. Yani şu anda sizin televizyonda da bağlanma şeklimiz benim makamımda. Siz büronuzdasınız. Yayın kuruluşu başka bir merkezde. Ama aynı stüdyodaymış gibi anlattığımız gibi bütün oda başkanlarımızla, STK başkanlarımızla, bütün kanaat önderlerimizle, iş dünyasıyla, siyasileriyle böyle sürekli hafta içinde düzenli olarak bir araya geldik ve değerlendirmelerimizi güncelledik. Yani yapılması gerekenleri gecikmeden ulaşılması gereken, yapılması gereken işler. Bu arada biz güzel bir belediyecilik örneği de sergiliyoruz. Sahada yapılması gereken hiçbir işi de aksatmadan belediye personelimiz devam ediyor. Yani bu kentin ihtiyaçları sürdürülebilir olmasıyla ilgili, ya bunu yapıyoruz bundan dolayı şu işimizde ot kesmeyelim veya sahilde planladığımız projeleri yapmayalım, köprü inşaatlarımızı yapmayalım, asfaltlarımızı yapmayalım gibi bir eğilime gitmeden devletimizin bize personelimizle ilgili yönlendirmiş olduğu kısıtlamalı, dezavantajlı veya kronik hastalığı olan personelimiz haricinde bütün personelimiz de özverili bir şekilde topyekün bir bütün olarak 20 ilçe belediyemizle beraber çalışarak hayatı devam ettiriyoruz. Neler evet, yaptığınız peki. Sorusunda biliyorsunuz aşama aşama bu genelgeler geldi. Yani evet. ilk önce dendi ki okullar tatil olsun. Ondan sonra dendi ki ulaşımdaki kısıtlamalar gelsin. Sonra berber gibi belirli esnaf gruplarına kısıtlamalar, kapatmalar geldi. Daha sonra işte hepimizin beraber yaşadığı hafta sonu çıkma yasağı gündeme geldi. Geçen hafta da tekrarlandı. Bu hafta da şimdi 4 günlük bir sürece yayılacak. Bunlarla ilgili tedbirlerimizi biz daima hazırız ve güçlü bir şehiriz. Yani peki, Sayın istişarelerimiz Başkan, şimdi, hiç eksik kalmıyor. Evet. Peki şimdi araya gireyim artık. Çünkü özet olarak anlattınız. Zaman da hızla ilerliyor. 20 geçiyor. Şimdi bu esnada o gazetecilerle yaptığımız toplantıda da zaman zaman dile gelen bir takım işte uygulamadan kaynaklanan bir takım mutlaka aksaklıklar olmuştur. Şimdi bunlar size geldi. O günde soruldu. Çok tekrar da etmek istemiyorum. O 2 haftalık yasaklama süresi geçirdik. O sürelerde elde ettiğiniz mutlaka tespitleriniz var. Size gelen bilgiler var, bizlerin aktardıkları var, yazılanlar var, çizilenler var. Şimdi onlarla ilgili de çok kısa sizden bilgi almak istiyorum. Mesela madde madde saymayayım çünkü hepsi dile getirildi. Oradaki o maddelerle ilgili tamamen uygulamadan, tamamen
o işin icra edilmesi esnasında yaşanan aksaklıklarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunu da kısa alalım çünkü önümüzde daha çok soru var. Buyurun. Şimdi Ramazan Bey, biz sonuçta risk altında olan bir bölgede yaşıyoruz. Yani evet. Ege bölgesi biliyorsunuz Ağustos ayından itibaren depremle ilgili sürekli uyarılıyor. Dört noktanın üstünde büyüklükte depremlere maruz Akhisar'dan tutun Balıkesir'in farklı bölgelerinde biz bunu hissediyoruz. Şimdi biz öncelikle Afet Koordinasyon Merkezi, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'ni kurmuştuk. Evet. Bunun fiziksel olarak ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, gereksinim, donanım ve yazılım altyapısını oluşturduk. Bununla ilgili biz pandemi kurulunun almış olduğu kararları biz mesela bilmiyorum Türkiye'deki diğer büyükşehir belediyeleri yaptı mı? Ama bununla ilgili bir yönerge ve genelge çıkarttık belediye olarak. Evet. Yani biz şu anda evrensel dünyada, dünya çapında yapılması gereken işlerle ilgili bu tür durumlarda ne yapılması gerekiyorsa bunlarla ilgili hazırlıklarımız tamam. Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi şu anlamda çok önemli ve güçlü. O günde bunu kullandık. Yani şimdi hayata belirli ölçülerde farklı noktalardan bakan arkadaşlarımız var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı 20 ilçesini, 960 tane kırsal mahallesini, sanayisini, turizminle uğraşanı, bütün STK'ları, bütün dergileri, bütün yayın kuruluşlarını vesairelerini bilen ve bilginin toplandığı bir organizmanın başı. Şimdi biz olayları bir bütün olarak değerlendirebilecek şansı zaten vatandaşa biz bu şehire değer katmak istiyoruz. Bu şehirde sizin seçtiğiniz insan olmak istiyoruz ve yönetmek istiyoruz dediğimizde herkesle iletişime geçiyoruz. Ve tüm kaynakları, dezavantajları, artıları görerek bir süreç yaşıyoruz. İyi bir know-how birikimi oluşuyor. Yani derdi olan size anlatıyor. Memnun olan size anlatıyor. Herhangi bir sıkıntısı olan anlatıyor. Gidip fiziksel olarak yerinde de görüyorsunuz her şeyi. Yani 10 yıllarınız, 46 yılınızın 40 yılı bu şehirde geçtiyse de bilgi birikiminiz, know-how'ınız, sosyolojik, sosyal yapıları, ekonomik yapıları bunları da biliyorsunuz. Hele hele ticaretin içinden geliyorsanız, yani şehrin dinamikleri içerisinde ve kendinizi farklı mesela ticaret odalarında, derneklerde, STK'larda geliştirdiyseniz biraz da yani sosyal hayatın içindeyseniz birikiminiz fazla oluyor. Şimdi sorunuza gelmeden önce Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi bu ildeki bütün ağır iş makineleri, insan kaynağı, itfaiye gibi yangın söndürecek malzemesi olan fabrikalardaki araçlardan tutun. Yani milli seferberlik ilan edildiğinde devletin isteyeceği iş makineleri nelerse, jipler nelerse bunların hepsinin database'inin olduğu ve süreci yönetmekle ilgili tüm yazılımsal altyapısı, insan kaynağı, beşeri envanteri içinde bulunduran ve stokları Afet Koordinasyon Merkezi ile anında takip edebilen ve telsiz altyapısıyla iletişimi sıfır kesintisiz yönetebilecek olağanüstü muazzam bir Balıkesir yönetim merkezi. Şimdi koronavirüsle ilgili saat 9.40'da benim haberim nasıl oldu ona söyleyeyim. Evet. Ben affedersiniz yemek yiyorum, eve yeni gelmişim saat 9.30. Yemek yerken Fırıncılar Odası Başkanımız beni aradı. Dedi Yücel Bey, biz fırınları açacak mıyız, açmayacak mıyız? Dedim niye açmayacaksınız? Hayırdır dedim. Senin haberin yok mu dedi. Yok dedim. Dedi böyle böyle bir durum var dedi. Dedim bizim hazırlıklarımız tamam. Ben Vali Bey'i arayayım.
Bu konuyla ilgili yani şu anda bilgim yok, iletişimde değildim, televizyonda açık değildi. Vali Bey'i aradım. Vali Bey dedi ki bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge gelecek. Dedim efendim nasıl bir kısıtlama öngörüyorsunuz? Dedi genelgeyi görmeden ben bir şey söylemek istemiyorum dedi. Ama hayat devam ediyor. Biz kendi şeylerimizle 12 vardiyası olan fabrikalarımız vardı vesaire. İletişimlerimizi devam ettik. Zaten genelgede geldiğinde bunun sadece hijyen açısından sosyal mesafe koruma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı zorunlu dışarıda olması gereken herkes dışarıda olabileceği, fabrikaların içinde cevher varsa, vardiyalı çalışıyorsa ve üretilmesi gereken ihtiyaç duyulan malzemeler varsa bunların hepsine açık bir şekilde saat 10'u çeyrek geçe zaten genelge geldi. Şimdi tabii vatandaş cumartesi pazar evde olma düşüncesiyle sigara paketi bir tane olan gideyim 3 tane alayım. İşte kendine göre bir evde mutfakta bir hazırlık özendiği şeyleri yapmak isteyen bir markete gideyim dedi. Tabii çıkışlar oldu dışarıya. Ya bu eleştirildi. İşte daha erken verilebilirdi vesaire. Ekmek fırınlarımız ekmeği çıkardı. Şimdi inanın dışarıda gözüken kaosun aslında reel hayatın %1'i kadardı. Yani çünkü zaten 65 yaşımız evde olduğunu biliyor. Onlar için hiçbir şey değişmedi. 20 yaş altı zaten evde olduğunu biliyor. Zaten her gün dışarıda aktif olarak mesaisini yapan, çalışan insanlar bunun büyük bir kısmı da cumartesi, pazar zaten tatil günü. Yani ne yapacaksa yapıyor. Bu hareketlilik gözüktüğü gibi bir şey değildi aslında. Yani şehirlerde de zaten açık olan yer sayısı az olduğundan dolayı bu ihtiyacını gidermek isteyen insanlar belirli noktalarda birikimdi. Ama biz Balıkesir olarak bu süreci çok iyi yönettiğimize inanıyorum. Hafta sonu bütün bu afet koordinasyon merkezine bağlı, yani buraya Baskin'in araçları, Fırıntaş'ın araçları, belediyenin araçları emrine giriyor direkt. Orada bir kriz yönetim merkezi oluşuyor. Buradan sevk ve idareler, talepler, bizim çağrı merkezimize gelen bütün telefonlar orada cevaplanıyor. Biz evet, koordinasyonu yaptık. Pazar günü peki, mükemmel geçti. Peki Sayın Başkan, kesmedim sözünüzü, cümlenizi bitirmenizi bekledim. Ama tabii ki çok soru var. Benim burada size bu cevaptan önce anlatmak istediğim, söylemek istediğim şuydu. Yani iki haftalık o sokağa çıkma yasağı tecrübesini yaşadık. Anladığım kadarıyla yeniden, bu arada antır parantez şunu da söylemek istiyorum. Sayın Valimizin koordinasyonunda 20 ilçe büyükşehirle birlikte yapılan o koordinasyon toplantılarında bizler de çok yakinen takip ediyoruz ve bize de ulaşıyor bütün bilgiler. O anlamda yapılan çalışmalar bize de geliyor ve şu ana kadar da çok uç herhangi bir olumsuzlukta duymadık. Ama işte dediğim gibi uygulamadan doğan münferit bir takım aksaklıkların olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi onları tek tek saymaya kalksak bir tanesiyle ilgili yarım saat konuşabiliriz. Ama özet olarak şunu söyleyebilir miyiz? O iki haftalık yaşadığımız tecrübeden ve sonrasında yaptığımız görüşmelerden önümüzdeki 4 günde daha önce yaşadıklarımızın belki de çoğu yaşanmayacak cümlesini çok rahatlıkla kurabilir miyiz Sayın Başkan? Ramazan Bey, kesinlikle kurabiliriz. Şimdi evet, hani bir özdeyiş var ya, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diye. Şu anda evet, biz ne yaşayacağımızı biliyoruz. Bu nedenden dolayı şehrimiz de buna hazır. İnsanlarımızın psikolojisi de hazır. Mesela son 3 gündür bizim en yoğun talep aldığımız konu aileler bir araya gelmekle ilgili şehirler arası seyahat izni ile ilgili talepleri, nasıl bu işi yapabiliriz de ilgili. Çok daha önemli, önce denememiş. Çok önemli. Daha önce denememiş ama şimdi buna böyle bir şeye ihtiyaç duymuş. O arkadaşların yol yöntem öğrenmekle ilgili
talepleri çok yüksek miktarda oluyor. Şimdi ne yaşanırsa diye mesela dün biz iki tane toplantı yaptık. Bu yaptığımız toplantıdan bir tanesi şehri yöneten yerel yöneticilerin yöneticileriyle beraber aldığımız ulaşımla ilgili ekmek dağıtımı mesela bizim gündemimizde şu var. Fikrimin ince gülü olmak. Sabahleyin oruç olacağız Allah nasip ederse 24'ü sabahı. Evet. Şimdi hepimiz pide isteyeceğiz. Bu pideyi sıcak sıcak eve götürmek isteyeceğiz. Fırınların önünde, sonuçta fırınlar açık. Kuyruk olması ile ilgili derdimiz ne? Biz bunu, düşüncelerimizi Vali Bey'e ilettik. Vali Bey İçişleri Bakanlığı'na iletti. Saat 11 gibi bir genelge geldi. Akşam. Evet. Gelen genelgede de şunu söylüyor. Diyor ki ekmek fırınlarının önünde sıralama engellenmesi için, yani kümeleşme, insanların toplu halde olması için fırınların en son iftara 2 saat kala şeyi kapatacaklar. Yani fırınları kapatacaklar. Ve kümeleşmeyi engelleyecek tedbirleri yerel yönetimlerle beraber alın diye. Şimdi siz önce görüşmüştünüz, genelge geldi, uyguluyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim Ramazan Bey. Ben Türkiye'deki 30 büyükşehir belediye başkanından bir tanesiyim. Türkiye'de 81 il var. Şimdi hemen yanımızda bizim Çanakkale var, il. Hemen sağımızda, solumuzda Bursa, Manisa büyükşehirleri var. İnanın biz o kadar hızlı hükümete derdimizi anlatabiliyoruz ki. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin böyle olağanüstü durumlarda ne kadar önemli hızlı karar alabildiğini görüyoruz. Yani pat pat biz mesela çok zorlandığımız herhangi bir şey olduğunda valimize söylüyoruz. Şimdi ben şu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 20 ilçe belediye başkanımızla seçilmiş bu şehrin şehrül eminleriyiz. Ve bu şehirle ilgili dertlenen, sorunlarını bilen, halkın içinde olan ve insanların ulaşılabilirliği en yüksek olan makamlarda hizmet üretmek için arkadaşlarla beraber çalışan bir yapıyız biz. Bu da çok güzel bir yapı. Ama devlet yönetimi bu süreçlerde ortaya çıkıyor. Ben hiçbir zaman Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz ayrı düşünüyoruz eğilimine gitmem. Devletçiyiz biz. Bu işin koordinasyonu devlettir. Devletin temsilcisi de burada validir. Biz Vali Bey'le istişare eder, bilmediğimiz, ilk kez yapacağımız uygulamalarla ilgili görüşünü alır. Bununla ilgili 20 belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla beraber bu işleri uygularız. Balıkesir'de çok ciddi, güzel bir ahenk var. Yani Vali Bey sağ olsun her türlü bizim gece 3'te telefon açayım. Sayın Valim böyle böyle bir durumla karşılaştık. Ne yapalım dediğimde telefonu açmamazlık yapmaz. Gerekli arkadaşlarla hemen istişare eder. İstişare ettikten sonra gerekirse bu konu başka şehirlerde de olmuş olabilir. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı gerekli bakanlıkları arar. Gelir, tavrımız böyle olursa iyi olur der. Son istişaremizi tamamlarız. O bana gönderir. Ben 20 ilçe belediye başkanıma aynı zamanda 24 tane daire başkanımız var bizim. Onlara gönderirim. O da kaymakamlara gönderir aynı şeyleri. O kadar hızlı bir network çalışır ki hiçbir sorun çıkmadan şehri yönetiriz. Ama ben seçilmiş insanım. Bu şehirde yönetmek istiyorum dediğiniz zaman kaoslar çıkar. Yani bu pandemi konusu olsun, herhangi bir deprem konusu olsun, herhangi bir şey olduğunda devletin temsilcisi bellidir. Biz burada topyekün siyasiler olarak Vali Bey'in başkanlığında devletin almış olduğu kararları hep beraber uygulamak noktasındayız. Sayın Başkanım, hemen araya girmek istiyorum. Neden? Acil araya girmek istiyorum. Çünkü sürekli mesajlar geliyor. O işte size selamlarını iletenler var ama bu arada tabii ki birçok da soru geliyor. Fırınların 2 saat kala kapanacak olması yanlış anlaşılmasın şeklinde bir soru geldi.
Yani sadece o gün 2 saat kala kapanacak, sonra açılacak mı sahura kadar gibi bunu anlayalım Sayın Başkan. Şimdi ben genelgenin genel yayınlanma şeklini, şimdi orada bir sürü maddeler var. Bütün iş yerleriyle ilgili. Bunlar ilgili kuruluşlara geliyor. Vatandaşı negatif etkileyecek bir şey yok. Yani tamam. Fırının önündeki birikmeyi engelleme ile ilgili böyle ara bir madde var. Bu arada size bilgi de gelebilir. Onu tekrar şey yapabilirsiniz. Sayın Başkanım, şimdi sorulara gelen sorulardan bazıları var. O soruları da zaman zaman tabii ki ileteceğiz. Mesela pide fiyatları belirlendi mi deniyor. Şimdi Ramazan'a girmiş tabii, olduk. Tabii belirledik. Sonunda 23 Nisan'la ilgili ve son bölümde de önümüzdeki günlerdeki projeleri konuşacak. Pide fiyatları belirlendi mi Sayın Başkanım? Belirlendi. Evet. Yani Fırıncılar Odası ve Fırıntaş gibi. Tabii, bunun geçen seneki uygulamanın aynısını yapıyoruz. Evet. Hiçbir farklılık yok. Biz ilk kez Fırıntaş olarak ilk 4 gün kare pide çıkartacağız. Halkın beğenisine sunacağız. Eğer beğenirlerse devam edeceğiz. Beğenmezlerse yine bildiğimiz Başkanım, klasik. Liste uzun tabii ki. Hem üretilen çok çeşitli ekmek üretildiği için fiyatlar değişebilir. Ama teknik anlamda arkadaşlar bir listeden bir fiyatları da size ulaştırırlarsa onu da sorabiliriz. Çünkü Fırıncılar Odası'yla da görüşmek gerekiyor tabii. Onların da bilgisini almak Evet, gerekiyor. İstişarelerimizi yaptık. Fiyatları belirledik. Evet. Gramajlar ve fiyatlar belirli. Biliyorsunuz Balıkesir'de bu konuda herhangi bir suistimal de olmuyor. Fırıncılar odamızda ahenk içinde çalışıyoruz. Yani çok da arkadaşlarımız burada özverili fiyatlar veriyorlar. Evet. Yani Balıkesir'de gıda konusunda herkes emin ellerde, sürekli belediyelerimizde, Tarım Bakanlığımızın ilgilendiği konu var, Sağlık Bakanlığımızın ilgilendiği konu var. Denetimlerimiz devam ediyor. Bu konuda halkımız müşteri olsun, il Evet. genelinde bir problem yaşamadan bu süreci sağlıklı bir şekilde geçireceğiz. Sayın Pazarlarda Başkanım. da denetimlerimize devam ediyoruz. Evet. Bazen zaman zaman belirli yerlerde fiyatlarda ciddi artışlar, ikili fiyatlar olduğu söyleniliyor. Zabıtamız şu anda, yani bugün itibariyle de yoğun bir şekilde denetlemelerini yapıyorlar. Evet, Sayın Başkanım, Fırıncılar Odası'nı hakikaten Balıkesirliler şu geçtiğimiz cumartesi pazarda birlikte yapılan uygulama ve onların yaptığı uygulama WhatsApp'tan evlere ekmek. Dolayısıyla geçen hafta güzel bir çalışma sergilediler. Birçok kişi onları tabii ki tebrik etti. Biz de tebrik ediyoruz. Kırsal mahallelere de girelim mi? Çünkü neden? Şu anda Tabii buyurun. Uydu yoluyla bütün köylerde de, kırsal kesimlerde de, Balıkesir'in bütün uç noktalarında da biz izleniyoruz. İlçeler kendileri yapacaklar, ilçe belediyeleri anladığım kadarıyla. Çünkü siz büyükşehir olarak koordinasyon yapıyoruz dediniz. Kırsal kesimlerle ilgili de söylemek istedikleriniz var mı Sayın Başkan? Şimdi Ramazan Bey, bu ben yaptım, sen yaptın dönemi değil. Evet. Burada hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan ihtiyaçları karşılayarak yönetme süreci. Biz de şöyle hareket ediyoruz. Vali Bey kaymakamlıkla beraber hareket ediyor. Biz de 20 ilçe belediye başkanımızla beraber hareket ediyoruz. Burada siyasi parti gözetimi vesaire yapmamaya oldukça özen gösteriyoruz. Mesela koronavirüs ilk çıktı. Biz bütün arkadaşların hesabına direkt nakdi para gönderdik. Ondan sonra dedik ki arkadaşlar, kaymakamlıklarla ilişkileri biz valilik vasıtasıyla kuracağız. Siz kendi himayenizde olan yerlere ihtiyaç duyduğunuz maske, dezenfektan vesaire ihtiyaçlarınızı bize bildirin. Hemen bu Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'nde oluşturduğumuz bütçeyle valiliğe ayrı bir taraftan, Sağlık Müdürlüğü'ne ayrı taraftan, üniversitemize ayrı taraftan ve tüm belediyelerimize ayrı taraftan ilk tedarikleri biz karşıladık. Halen devam ediyoruz. Şimdi baktığınız zaman, yani kolluk kuvvetlerimiz, sağlık güvenlik görevlilerimiz, çok farklı birimlerde mecbur çalışan büro içerisindeki görevlilerimiz, devletin bütün hijyen, dezenfektan, maske, tulum ihtiyacını
biz büyükşehir eliyle hem valilik hem 20 ilçe belediye başkanımızla beraber karşıladık. Şimdi evet. Sonra bu iş halka yayılmaya ve kısıtlamalar farklı noktalara ve ücretsiz satılacağım dediğinde özel sektör dahil olmak üzere her yerin ihtiyacını talep edilmesi koşuluyla biz karşıladık. Şimdi çok güzel bir süreç yaşıyoruz. Şimdi ben bu şehri çok seviyorum. Ve bu şehirdeki insanlara hizmet etmek için deyim yerindeyse kendimizi vakfettik. Ve özveriyle çalışıyoruz. Herkesi dinleyip herkesin ortak noktada buluşması için gerekli istişareleri yapıyoruz. En sonunda bir irade koymamız gerekiyor. Bu da demokratik bir irade. Yani arkadaşları yeterince dinledikten sonra 20 belediye başkanımızla sürekli toplantı yapıyoruz. Bu süreci nasıl yönetelim, bunu nasıl yapalım? Herkes çok açık, net bir şekilde fikrini söylüyor. En son kararı büyükşehir belediye başkanı olarak böyle veriyoruz dediğimde arkadaşlar tamam demokrasi kazandı veya işte bu böyle böyle yapsak istisnaları olsa diyor. 20 belediyemiz sahaya inmesi bizim onlara verdiğimiz destekle daha güçlü oluyor. Bizim her yerde ikircikli hareket etmek, valilik ayrı, belediye başkanlarımız ayrı, büyükşehir belediyesi ayrı. Bu hizmetin doğru yerlere gitmesini engeller, mükerrer tekrarlar oluşturur ve aksamalara neden olur. Bunu hayatı boyunca yönetişimin içinde olmamış, yönetimle ilgili kaygısı olmayan, hep ben yaptım demek isteyen insanlara izah etmek çok zor oluyor. Onların aykırışları, biraz uğultuları, sanki süreç yönetilemiyormuş gibi, sorun varmış gibi algıya neden olabiliyor ama baktığınız zaman evrensel olarak bir iş nasıl yapılır? Yani bizim orada güçlü belediyelerimiz var. O güçlü belediyelerimizin en az 600-700 tane personeli var. Baktığınız zaman Büyükşehir Belediyesi'nin de orada 50-100 tane personeli var. Kaymakamlığımız var, vefa gruplarımız var. Doğru olan belediyelerle, vefa gruplarıyla, valilikle büyükşehirin tek bir havuzdan her bir vatandaşa ulaşabileceği sistemi oluşturmak. O patronaj evet. zamanı da geçti. Şu anda yani geride kimseyi bırakmayacak, ihtiyaçları karşılayacak şekilde tüm arkadaşlarımız birbirinden network şeklinde haberdar. Yani vakıfların yardım ettiği, belediyelerin yardım ettiği, vefa grubun yardım ettiği listeler birbirinde. Yani mükerrere girmesin diye yapılıyor. Ama milletimizin himmeti âli. Bu koronada tam fitre, zekat zamanına denk geldi. İnanın Ramazan Bey, bir yerde daralıyoruz. Yani buna çözüm üretelim diye bir iş adamı arkadaşımız telefon açıyor. Bir teyzemiz telefon açıyor. Oğlum diyor, benim böyle böyle bir şeyim var. Bunu nasıl değerlendirelim diyor. Biz o elimizdeki insanlarla onları birleştiriyoruz. Humanya'ya dönüştürüyoruz. İnanın mükemmel gidiyor o noktada. Evet, peki. Evet, Ramazan. Hemen, evet, hemen devam edelim. Şimdi 4 gün olunca yasaklar Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yapılacak olan pazarlar konusu var. Biliyorum ilçe belediyeleri onları organize etti. Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan'la birlikte yapılan toplantılar, onların açıklaması var. Benim önümde burada var nasıl yapılacağı. İsterseniz siz çok özet olarak onu da söyleyin Sayın Başkan. Sonra yine Ramazan'la ilgili ve 23 Nisan var. 23 Nisan'la ilgili sizin yapacaklarınız var ve son bölümde de birkaç proje var. Çünkü projeler bir taraftan da devam ediyor diyorsunuz. Onlarla ilgili durum nedir? Onu da soracağım. Şimdi isterseniz Perşembe, Cuma, Cumartesi olmayacağı için bugün şu anda devam eden pazar çalışmalarıyla ilgili belki şu anda dinleyen, bilgi sahibi olmak isteyen olabilir. Onu da bir özet geçelim. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi Ramazan Bey, koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin hepsi sosyal mesafeyi korumakla ilgili. Bu evet. herhangi bir olağanüstü durumdan dolayı insanları eve tıkalım değil. Bakın ben vatandaşımız tamamen meseleyi o açıdan değerlendirmesini istediğimizden dolayı tekrar etmek istiyorum. Şimdi ben Yücel Yılmaz olarak sosyal mesafemi korumam
ve Allah muhafaza bir test yapıldı. Yapılan teste de pozitif çıktım. Bana karşımdaki hekim Yücel Bey, son 20 gün içerisinde, son 5 gün içerisinde kimlerle temas ettinizse bunlar risk altında, isimlerini verebilir misiniz dediğinde, bu isimleri benim sayabilecek kadar izole hayat yaşıyor olmam lazım. Yani evet. Ben pazartesi günü Ramazan Karacan'la görüştüm. İşte Ali Ekber Bey'le görüştüm. Ramazan bilmem kimle görüştüm. Şununla görüştüm. Bunlardan ibarettir görüştüklerim dediğim zaman bu sosyal mesafe işe yarıyor. Ama gittiniz pazar yerine, herkesle temas ettiniz. Ondan sonra da pozitif çıktınız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Nasıl? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Devletimiz burada ne yapıyor? Diyeceksin? Bu cep telefonu taşıyorsa bu şahıs, o cep evet. telefonun yanındaki sinyallerden vatandaşa gidin bir test yaptırın diyor. Bu kadar evet. geliştik. Yani şimdi harita, sorduğunuz harita. Soruya gelin. Evet, harita indiriliyor artık. Nerede daha yoğunluk var diye biliyorsunuz. Herkes onu da kullanıyor şu anda. Çok şey öğretti bu salgın bize ama maalesef tabii ki acı. Yani sağlık her şeyden önce geliyor. Sayın Başkan, siz anlatırken Sayın Valimiz de işte sağlık boyutundan da biraz bahsettiniz. Tabii bu alanda yapılan açıklamalar sadece valiliğimiz tarafından, valilik tarafından yapılıyor ve bu konuda bizler kısıtlı bilgiler alıyoruz. Ama sizin daha doğrusu yukarıdan itibaren öyle geliyor. Bilim kurulundan itibaren Sağlık Bakanı açıklıyor. İllerde de valiler gerektiği kadar açıklıyor. Ama sağlık açısından da sizin mutlaka o sağlık boyutunda sizin yaptıklarınız vardır. Veya bu konuda size gelen bir takım istekler vardır. Nedir bunlar? Şimdi az önceki sorunun cevabını ben bitireyim. Buyurun. Pazar yerleriyle ilgili ilçe belediye başkanlarımız var olan pazar yerlerini mesela bugün ve yarın devamlı açık tuttular. Yani yeni pazar yerleri belirleyen ilçelerimiz de var. Balıkesir merkezden bahsediyorsanız çarşamba günü mesela cumartesi ve pazar pazarları açılacak. Yani yarın açılacak. Bununla ilgili pazarcılar odasıyla istişareler yapıldı. Yani şimdi Ramazan Bey, biz şehir olarak bolluk içindeyiz. Herhangi evet. bir kısıtlamamız yok. 65 Doğru. yaş üstü insanımız çok ama sahip çıkanı daha çok. Yani Allah'ın izniyle biz bu süreci bir şekilde atlattıktan sonra daha güçlü bir Balıkesir olacağız. Ben bundan eminim. Ben insanımıza, insan kaynağımıza güveniyorum. En zor şartlarda bile insanımız bu konularla ilgili baş etmeyi biliyor. Biz yerel yöneticiler olarak elimizden gelen bütün kaynakları şu anda bir tane vatandaşımızı geride bırakmak istemiyoruz. Ekmekle ilgili sorduğunuz sorunun gram fiyatları gelmiş. Şu anda fırınlarımızda 300 gram pide 3 TL, 200 gram ekmek 1,5 TL. Fırıntaş'ta da 400 gram ekmek aynı fiyat. Yani 3 TL pide. 350 gram da bizim biraz daha gramajımız şeylerden fazla. Yani geçen yılki fiyatlar devam ediyor. Öyle mi Sayın Başkan? Evet evet. Yani uygulama Peki. aynen devam ediyor. Bizim herhangi bir olağanüstü şey yapma yok. 23 Nisan'dan ben bahsetmek istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz 23 Nisan demokrasiye çocuklar sahip çıkar diye çocuk bayramı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bundan 100 yıl önce kurulduğundaki gün olarak belirlenmiş. Biz 100 yıl içerisinde çok mesafe aldık. Çok demokrasiyi içimize sindirdik. Hazmettiğimiz ve evrensel olmayla ilgili ama kökümüz, adetlerimiz, örfümüz, geleneklerimiz ama yaşantı olarak da dünyayı anlayan, evrensel yasalarla yönetilen bir ülke olmayı başardığımıza inanıyorum ben. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizin vasıtanızla 23 Nisan'da kendini çocuk hisseden ve bütün 23 Nisan'daki çocuklarımızın
ve egemenlik bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum. Nasıl yapıyorsunuz derseniz, evet, neler yapacaksınız? Salı günü diyorum, cuma günü belediye başkanlarımızla toplanırken bando, 3 tane bando aracımız var bizim. Bu bando araçlarını ilçelere gönderiyoruz. Şu anda zaten ilçelerimizde dolaşıyorlar. Evlerin arasında dolaşıyorlar, çocuklara bayrak dağıtıyorlar. Her ilçemize hatırı sayılır Türk bayrağı biz buradan gönderdik. Bu ilçe belediye başkanlarımız, ama böyle şey bayrak değil, pahalı büyük bayrak. Şey gibi olsun, gelincik tarlası gibi olsun, Balıkesir diye pazarlarda dağıtsınlar vesaire de dağıtsınlar diye yaklaşık 100 bine yakın bayrak şu anda belediyelerimizde. Bu bayraklar vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere verildi. Binalarının her yerine assınlar. Çocuklarımız için de yine bayraklar düzenliyoruz. Biz itfaiyemizle, bir de valimizle konuştum. Saat 21'de müftülüğümüz hepimize ritim verecek. Tüm Balıkesir olarak balkona çıkıp, tüm il olarak balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı çocuklarımızla beraber okumanın onurunu ve gururunu yaşayacağız. 100 tane, her ilçeden 5'er tane öğrencimizle ben buradan 23 Nisan bayramlarını kutlayacağım. İletişimde olacağız öğretmenlere, 100 tane çocuğumuzla beraber. Resmi görevi de olan arkadaşlarımız, mesela Çamlık Tepesi bitti, onu da sormuştun ne hizmetleriniz var diye. Allah evet, nasip ederse, yani koronavirüs bittikten sonra Çamlık Tepesi'ni halka açmış olacağız. Halka açıldıktan sonra da zaten orası, biliyorsunuz, bilmiyorum koronavirüs ne kadar devam eder. Hıdırlez'de Çırpılı Dede'ye gidilen insanların hepsinin orada şey yaptıkları, o muazzam yapılmış eseri halkımıza açmış olacağız. Hıdırlez 6 Mayıs, bugün ayın 22'si, demek ki daha gün var ama inşallah olur. Ama şu var, geçenki basın toplantısında da dile getirmiştiniz. Koronavirüs esnasında öyle bir şey, orada Çamlık'ta topluluk gibi bir etkinlik söz konusu değil benim anladığım kadarıyla. Şimdi orada bizim Balıkesir'in simgesi olan hilalimiz var. O hilalin evet, altına itfaiye ekiplerimizi toplayıp o 21'deki İstiklal Marşı'nı onlar oradan canlı verecekler, orada söyleyecekler. Ben de süper. Yani bu çok farklı noktalar. Yani biz bu coşkuyu, korona virüsü de olsa, pandemi de olsa, çocuklarımız evde de olsa, bu coşkuyu bu sefer de böyle, bu da böyle olsun diyorlar ya, bu da böyle evet, yani ailelerimizle kutlayacağız, çocuklarımız da ailelerin yanında kutlayacaklar. İşte evet, bir sürü yarışma yaptık. Bu yarışmalar devam ediyor. Çocuklar kompozisyon yapıyor, müzik aletleri çalıyorlar. Her alanda evde şimdi şu anda çalışıyorlar. Yani milli eğitimimizle beraber ödüllü birçok yarışmamız var. Çocuklar şeye hazırlanıyorlar. Yani Ramazan Bey, 4 günlük kısıtlama, yani sokağa çıkma, Balıkesir'de bir bayram havasında olacak. Bu 23 Nisan vesaire. Kurban Bayramı'nda 4 gün iş yerleri kapatılıyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani kısıtlamada mesela bizim belediyenin, sağlık hizmetlerinin, ulaşımın çok birimi de çalışıyor. Yani hayat izolasyona yönelik bir kısıtlama olduğundan dolayı mesela fabrikalarımız çalışıyor, belirli noktalar çalışıyor. Onunla ilgili vatandaşlarımız merak ederlerse İçişleri Bakanlığı genelgelerine baktıklarında televizyonlar zaten sürekli analarını veriyorlar. Yani vatandaşı ilgilendirenleri veriyorlar. İş dünyası ile ilgili ayrıntılar var. Yani ihracat yapma ve günü olanlar, kargo şirketleri, yani sokağa çıkabilecek olanlar vesaire listeleri var. Evet, onlar olarak yayınlandı. Bizler de yayınladık. Sayın Başkan, süremiz bitti ama bir cümle, iki cümle alacağım sizden. Yayını kapatalım. Kulağıma da geldi. Önüme mesaj olarak geldi. Sayın Başkan, şu
Siz kırsal kesimi anlatırken geçtiğimiz gün bir haber vardı. Kırsal kesimi, çünkü neden? Bu çok önemli. Önümüzdeki günler gıda anlamında Türkiye çok ve bütün dünya çok önemli bir boyuta girecek. Ve yayınlamıştınız geçen gün, haberlerde de yer aldı. Kırsal kesime diyorsunuz ki siz üretin, biz destekleyelim. Ama ne olur birkaç cümleyle. Nedir bu? Şu anda bizi izleyen birçok kırsal kesimdeki vatandaşlar da bunu merak ediyordur. Birkaç cümleyle isterseniz bunu da alalım. Önemli çünkü. Şimdi, gıda önemli. Çok geniş bir şey ama hayvancılarımızla ilgili söyleyeyim. Şimdi bizim süt üretiminde kullanılan yemlerimiz çok pahalı. Biz mera arazilerini ve belediyelere ait olan dikilebilir arazileri hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza şimdi süt yoncası dediğimiz ayrı bir tohum geliştirdik. Biz kendi Ar-Ge'mizde yaptık. Bu eğer bunu mesela 100 tane büyükbaş hayvanı, 50 tane büyükbaş hayvanı olan vatandaş ekerse yeme verdiği paranın %50'sini aslında kendi ürettiği hayvanı hem geliştiren hem sütünü arttıran süt yoncasıyla besleyebilecek. Bu da arsız böyle gittikçe büyüyen bir şey. Bununla ilgili tohum desteği yapacağız, imkanlar vereceğiz. Mesela yine İvrindi ilçemizde, Kepsut ilçemizde şu anda organize küçükbaş hayvan merkezleri yapıyoruz. Yine çiftçimizin olduğu her yerde kişiye özel talepleri bile ciddiye alıp, yani ben böyle bir şey yapmak istiyorum diye kümelenme yapıyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerin katma değeri çok yüksek. Bununla ilgili etüt çalışmalarımızı, pilot çalışmalarımızı Burhaniye'de çok büyük bir tesisimiz var. O tesiste yaptık. Köylülerle anlaştık. Alıcılarla anlaştık. Bununla ilgili çok mesafe aldık. Zaten bu konuda bizi takip ederseniz eğer Türkiye'ye örnek çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ama biz örnek olması lazım. Çünkü biz insanımızın para kazanması için yani varlığına varlık katması için, istihdam edilebilmesi için çok ayrı projeleri hayata geçiriyoruz. Çünkü seçildikten bugüne kadar çoğu şeyin mayası tutması, pilotlamalarının yapılması, planlamaların yapılmasıydı. Bu konularda zaten eğer Ege TV bizi çağırır, siz de ekranlara davet ederseniz uzun uzun anlatırız. Peki Sayın Başkan, çok daha soru var ama bu konu önemliydi. Bu konuya değinmeden olmayacaktı. Çünkü Balıkesir Türkiye'yi doyuran ilse genel anlamda bugüne kadar gerektiği şekilde sübvanse konusunda çok daha değişik konularda gereğini alamamış diye o algı varsa, o intiba varsa bu güzel bir hareketti. Kırsal kesim için iyi bir girişimdi. Onun için dile getirilmesini istedim. Bitti, süremiz bitti. Fakat şu var Sayın Başkan, daha çok soru var. Sizinle biz yıllardır çok programlar yaptık. Daha saatlerce konuşabiliriz. Ama bizden sonra programlar var. Onların zamanına girmiş oluruz. Bir, ikincisi daha önümüzdeki günlerde çok programlar yapacağız. Yaptığımızda anlatırız. Üçüncüsü zaten geçtiğimiz günlerde yapılan o basın toplantısında da birçok soru işareti olan sorular da sorulmuştu. Sadece bir soruyla biz bir programı bitirebiliriz. Ama çok önemli. 4 gün var, bayram var, 23 Nisan var, çok önemli konular vardı. Ben zamanımızı bu yönde kullanalım istedim. Sayın Başkan, bir cümle, son cümle vereceğim ama bir istek var. Şöyle bir istek var. Bizim Balıkesirspor emektarı taraftarımız Yaşar Dede var. Bana özellikle aradı, dedi, ben dedi günlerdir evden çıkmıyorum. Gazete için beni de aramıştı, hatta biz de adres şey vermiştik. Gazetem okumak istiyorum, bulmaca çözmek istiyorum. Evet bir maaşım var ama ben kağıt topluyorum gibi. Bunu neden söyledim? Bu taraftarımız Balıkesirspor taraftarı ve çok sevdiğimiz bir büyüğümüz de, abimiz de. Bunun dileğini de çok özel artık bunu dile getirmek istedim. Buradan duyurayım istedim. Zaten size bırakmazlar, onu da hallederler. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Sayın Başkan. Kolay gelsin, hayırlı programlar. Çok teşekkürler.
Sevgili seyirciler, Balıkesir'in Meydanı programında bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la birlikte olduk. Biz Balıkesir'den programlarımıza devam edeceğiz. Tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.